yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabur yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini tüm yapmayı unutmayın abi. Bugünkü videomuzda puanlarımızı biriktirdik. Bedava UC çıkarmayı deneyeceğiz bakalım. Ekstradan bu Crystal Power etkinliğine ufaktan bir bakacağız gençler. Daha önceden gelmişti biliyorsunuz. Onunla alakalı birkaç da sorum olacak size. Ondan önce hemen birkaç sorumuz var. Onları bir yanıtlayalım. Ondan sonra da geçelim arkadaşlar. Abim soru, ben Kore oynuyorum ama normal PUBG Mobile'in etkinlikleri niye gelmiyor? Kore oynadığın için olmasın. Bir kere sürüm farklı zaten. Yani oyunu farklı bir şekilde indiriyorsun. Play Store'a girdiğinde PUBG Mobile var. Kore için farklı indirmen lazım. Yani ya Kore'den veyahut da başka bir Play Store uygulamalarından indirebilirsin. Ondan dolayı etkinlik gelmiyor yani. Globale geçmen lazım. Abi soru, gelecek videolarda lütfen cevaplar mısın? Valorant PUBG devrini bitirir mi? Gelecek videoda sorular bölümünde bekliyorum demiş. Şöyle bir şey, şimdi dediğin oyunla PUBG Mobile hani şey oyun değil yani. Onun o oyunla işte CSGO'yu karşılaştır. Veyahut da o tarz oyunları karşılaştırabilirsin. Hani PUBG Mobile'i hayatta kalma tarzındaki oyunlarla karşılaştırabilirsin. Diğeri 5'e 5 değil mi? 5 kişi oluyor. Burada 100 kişi oynuyor. Yani oyunların şeyi farklı biraz. Abi soru, ben Midaspa'ya kayıt olmak için giriyorum. Doğum tarihimi girdim zaman maalesef Midaspa size hizmet veremeyiz diyor. Çözümü var mı? Bilenler ya da senin. Doğum tarihinde olmasın sıkıntı. Yaş sınırı olabilir belki. Hani yaşın yetmiyor olabilir. Doğum tarihini değiştir bir de öyle dene bakalım ne olacak. Sorularımız bu kadar, da gelelim hemen şöyle bir UC çıkarmadan önce, daha doğrusu çıkarabilecek miyiz ona bir bakacağız ama şu Crystal Power etkinliğinde ben abi bunun gitti sanıyordum. Bayağıdır etkinlik kısmına dikkat etmiyorum. Yani birkaç kere de açmıştım. Buradaki setlere şöyle bir baktım abi. Setler gerçekten güzel buradaki. Zaten siz çoğunuz biliyorsunuzdur da. Burayı açtınız mı arkadaşlar? Onları yazarsanız yorumlara sevinirim. Setler harbi güzel. Açtıysanız da genelde ne çıkıyor? M762 de bayağıymış. Ya da genelde ne çıkardınız? Bu set de iyiymiş bayağı. Onu merak ediyorum. Çünkü buradan bir böyle bir hani açabilirim duruma göre setleri çıkarabilmek için. Veyahut da şu da güzel. Şu olayı çıkarabilmek için. Bir yorumlara yazarsanız, yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi evet, Crystal Power etkinliği de bu şekilde arkadaşlar. Aslında dur bir tane de bir çevirelim. Belki şansa bir şey çıkar. Çevir abi. Evet, neyse artık yorumlara göre orayı açacağız ya da açmayacağız, bakacağız. Neyse. Şimdi ne yapıyoruz hemen arkadaşlar? Şöyle bir UC çıkarma olayına geçiyoruz. Ekranda benim Midaspa hesabındayım gençler. Yine 330 puan biriktirdim. Biliyorsunuz 40-40 şuradan biriktiriyoruz. Şuraya bir geçelim bakalım. 3 kere çevirme hakkım olacak. Yani acaba UC mi çıkaracağız, set mi çıkaracağız? Şöyle bir bakalım. 5 var, 10 var, 20 var, setler var. Böyle şöyle bir basalım abi. Çevir diyelim. Set geldi. Okey diyelim. Tamam diyelim. Şimdi bir daha çevireceğiz abi. Bir daha çevir. 5 UC güzel. Gönder diyelim. Bir daha çeviriyoruz abi. Bir hakkımız daha var. Şöyle bir 10 UC falan verse set yerine şimdi. 20 UC. Oo, bu çok iyi. 510. Güzel. Yani 25 UC çıkardık. İyi bence, çok iyi. Arkadaşlar buradan iyi UC çıkıyor bak. Size söyleyeyim yani. Burayı kesinlikle deneyin yani. Şu an 1773 arkadaşlar. Oyunu kapatıp açtığımda zaten UC yüklenmiş oluyor genelde. Şu an sadece set geliyor. Şurada gördüğünüz gibi seti görüyorsunuz. Bir 25 UC de eklenecek. Şöyle bir hemen bir kapatayım açayım. Hem de onu görmüş olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunu tekrardan açtım. Gördüğünüz gibi yukarıdaki kısım ne oldu abi? 1798 UC oldu.
Evet, güzel. Bu sefer şanslıydık yani. 20 ucuya ne zamandır çıkmıyordu. 10 ile 5 çıkartıyorduk genelde. 20'yi çıkardık. Orada nasıl çıkardık? 20'nin üstüne bastım biraz. 20 çıktı. Evet arkadaşlar, bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Abi harbiden sadece burayı sevmiyorum Eren Jill'da ya. Şu kısmı, bu modda. Çok enter. Oğlum benim adam nerede? Adam arıyor ya. Abi gözükmüyor da adam, ben ne yapayım? Kalkan, her şeyi alıyorum abi. Ben şu aşağıya gideyim abi. Gözükmüyor. Oğlum ben bunu şarjörünü niye değiştirdim ya? Biraz çok karışık ya. Elime pompalıydı, adam çıktı. Oğlum şu şarjör değiştirmemem lazım ya. Paso şarjör değiştiriyorum ya. Dur dön. Arkadan vurdular ya. Oğlum bu MG güzel silah ya. Geliyor. Aferin. Hop. S12 ile vuran var ya, tam çıkartmadım. Ya abi, diğeri vurdu. Hadi lan, fark 2. S12 gacı geliyor. Yere yatan da geliyor. Benim mermiler boncuk hocam. On altı başa baş gidiyor. Oradan geliyor 2 numara. Aa 2 numara duymuyor ki bizi. Aa hadi öndeyiz abi. Evde. Adam kalkanlı, bir dakika. S12 ya, görevi mi var adamın ya? Sürekli S12. Bomba yok mu ya? Lan adam. Hadi ne abi? Yere yatıyor. Ben ona ne diyeyim, bir şey diyemiyorum. Çimenden gözükmüyor ki adam. Abi işte o yatıyorsa sen de yat. Oğlum bu ne lan, pompacı çıktı başımıza. 32. Evet, arkadan şişlediler beni. En son dördü ya. Aha yandan geliyor. Hadi abi. Son 4. Bitiyor.
İşte bu be. Başta çok şey oldu ya, böyle değişik oldu. Aşağı iniyorum, yukarı çıkıyorum. Neyse evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.